Bu dersimizde de wipeout ve region komutlarını görelim. Öncelikli olarak bir dikdörtgen oluşturayım. Sonrasında aynı şeklinden bir tane daha oluşturayım. Ve şuraları trimleyeyim. Evet. Şimdi bizim region dediğimiz aslında bir düzlem oluşturma. Şu anki 2D wireframe görünümünde pek anlaşılabilir olmadığının farkındayım. Örneğin şunu seçiyorum komple bunları ve region komutumu aktif ediyorum. Select objects. Objelerimi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bir de bunları seçiyorum. Tekrar region'a basıyorum. Objelerimi seçiyorum ve enter diyorum. Ekstra olarak da ayrı bir şekil çizelim. Şimdi görünümümüzü buradan shaded moda alırsak eğer bunların düzlem haline geldiğini, bakın bu bir bütün olarak düzlem haline geldi. Çünkü bunu bir bütün nesne olarak görünmesi için trimlemiştik. Bunda her iki karede ayrı ayrı fakat birbiriyle üst üste binmiş gibi görünen bir düzlem şeklinde görünüyor. Bu rectangle'ımızda herhangi bir işlem yapmadığımız için görünmüyor. Şimdi shift'e basılı tutarak mouse'un orta topuyla düzlemimi çeviriyorum. Bu daha çok 3D alanında işimize yarayacak. O yüzden 2D için shaded dışında pek bir kullanım alanı göremiyoruz. Bu mod ağırlıklı olarak 3D ve shaded görüntülerinde işimize yarayacak. Oluşturduğumuz düzlem region bu anlama geliyor. Şimdi bunların hepsini siliyorum. Tekrar bir rectangle oluşturuyorum. Rastgele. Sonrasında yeni bir rectangle'la şurada şöyle bir işlem yapıyorum. Şimdi şeklimi çizdikten sonra kesinlikle shaded moddan tekrar 2D wireframe moduna geçmeyi unutmayın. Yoksa wipeout çalışmaz. Şurayı tekrar yapayım. Şimdi gelelim wipeout komutuna. Tekrar bu şeklimizin üzerinden ilerleyelim. Şimdi wipeout'a tıklıyorum. Bu altta kalan objeyi ya da liner'ınızı gizlemeye yarıyor. Çiziminizi silmeden. Öncelikli olarak köşelerini seçiyorum. Üstteki karemin C harfine basıp close diyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi alttaki çizgiler aslında silinmiyor. Sadece üste gelen rectangle bunları gizliyor. Çeşitli projelerde kullanılabilir, çeşitli mimari projelerde, makine parçası projelerinde bunu sıkça kullanıyoruz. Yani çizimin bütününden feragat etmek istemiyoruz. Çünkü tekrar kullanma ihtimalimiz olabilir, bir hata verme gibi bir durum olabilir. Örneğin bir ev planında bunu tabii ki de daha da küçülterek, mesela pencere boyutlarına ya da kapı boyutlarına getirdim atıyorum böyle yaparak. Kendi oda planınızı silmeden üzerine kapı, pencere gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz. Kısacası wipeout ve region komutları böyle çalışıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.